Selam, herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saçlarımı nasıl düzleştirdiğimi göstereceğim ve bunun için başka bir ürün kullanacağım. Yani düzleştiricimi kullanmayacağım. Saçlarım böyle doğal halinde, yani dalgalı mı, değil mi belli de yani böyle. Genelde saçım biraz uzadığından beri bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum. Daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Biraz böyle saç bakım yağları sürerek güzel şekil aldığını düşünüyorum. Ama düz istediğim zamanlarda oluyor. Ve size aşama aşama saçımı nasıl düzleştirdiğimi göstereceğim. Yani öyle bilinmez bir şey değil. Hepimizin bildiği bir yöntem ama bir de benden görmüş olun. İlk olarak mutlaka saçıma ben bir ısıya karşı koruyucu uyguluyorum. Bunu sizlere defalarca gösterdim. Defalarca da göstermeye devam edeceğim. Çünkü bir ürünü seviyorsam ben böyle takıyorum ve o üründen vazgeçemiyorum. Bu kesinlikle öyle bir ürün. Hem saçı yumuşatıyor hem de ısıya karşı koruduğu için bunu tercih ediyorum. Şimdi saçıma bunu uygulayacağım. Sonra bir güzel tarayacağım. Çünkü saçı taramak çok önemli. Bayağı her yere iyice yedirdim. Şimdi tarıyorum. Benim taraklarım da genelde tahtadan. Bilmiyorum. En iyi o şekilde açıyorum saçımı. Saçım kuruyken bu tarakla tarıyorum. Genelde tabii bazen bunu banyoda unuttuğum oluyor. Saçım ıslakken ise böyle silikon bir tarağı tercih ediyorum. Çünkü saçınızı yolmuyor. Şimdi bir güzel tarayalım. Böyle aralara da giriyorum. Çünkü bayağı güzel taramanız gerek. Gördüğünüz gibi biraz gür saçım olduğu için kabarıyor ve kabaran saçlarımı nasıl yatıştırdığımı göreceksiniz. Çünkü bence birçok insanın sorunu kabaran saçlar. O yüzden bunları böyle bir yatıştırmamız lazım. Size hemen o zaman lafı uzatmadan sır gibi sakladığım ürünü göstereyim. Ürünümüz bu. Evet. Muhtemelen bunu başkasında da görmüşsünüzdür. Öyle bir benim keşfettiğim bir şey değil. Ama ben de memnun kalanlardan biriyim. Arzum'un ismi ne? Superstar. Ben size okumayayım da şöyle göstereyim. Adı bu. Ve bunu ben Trendyol'dan aldım. Ne kadar almıştım? Bir günlük böyle bir indirim vardı. 130 TL'ye almıştım. Bayağı uygun bir fiyatı var. Diğer düzleştirici taraklara göre bu daha uygun fiyatlı bir tarak. Ama ben çok memnun kaldım. Bence aynı işi yapan şeylere bu kadar fazla para vermeye gerek yok. Tabii yine sizin kendi tercihiniz. Bayağı uzun bir şey var, kablosu. Ve şimdi açıyorum. Biraz fazla basmanız gerekiyor ve 220 oluyor en fazla. Bu kadar ısı uygulamama gerek yok. Ben biraz kısıyorum. Şimdi bugün daha böyle yoğun bir etki görelim diye 200'e getirdim. Zaten bu da 230 dereceye kadar koruyor. O yüzden biraz da olsa içim rahat. Şimdi böyle kliplerim var benim. Ve bununla saçımı ikiye ayırıyorum. Ayırayım. Evet, saçımı ayırdım. Ayırdıktan sonra tekrar tarıyorum. Çünkü ne kadar iyi tararsanız bu tarak da o kadar iyi saçınızdan geçer. Bayağı iyi taradım önce. Ve eğer saçlarınız benimki kadar kabarıksa ya da benimkinden daha kabarıksa kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi ayarını yükseltebilirsiniz. Gayet de hızlı ısınıyor. İşe giderken ki umarım bir her şey normale döner de işimize, gücümüze gidebiliriz. Çok pratik ya, sabah uğraşmadan hemen saçımı tarar gibi çıkayım derseniz. Hemen devam ediyorum.
Gördüğünüz gibi çok kolay geçiyor saçınız içinden. Herhangi bir saçımı çekiştirme durumu kesinlikle yok. Düzleştiricim bile daha çok saçımı çekiştiriyor. Şöyle şuradakiler biraz fazla benim kıvrık oluyor. Oraların üzerinden geçirdim. Dilerseniz dümdüz de yapabilirsiniz. Ben biraz kıvırmayı tercih ediyorum. Bakın şu an iki saç arasındaki farka. Bunu tercih etmemin sebebi düzleştiricimi artık hiç kullanmıyorum bunu aldığımdan beri. Çünkü düzleştirici böyle saçımın hacmini alıyormuş gibi. Ve bunda öyle bir şey olmuyor. Saçınız yatışıyor. Bakın şu an ne kadar güzel yattı. Yattı mı denir. Ama düzleştirici çok böyle pırasa gibi yaptığı için ve saçı çok sönük yaptığı için çok sevmiyorum. Ama bunda dediğim gibi kesinlikle öyle bir sorunuz olmaz. Hızlıca tarayalım tekrar. Ben ilk başta Philips'in tarağını almayı planlıyordum. O bayağı 200 TL daha fazla. Ama sonra bunu böyle o gün 130 TL'ye gördüğümde yani ne kaybederim diye düşündüm ve iyi ki de almışım. İyi ki de daha fazla para vermemişim yani. Bir tek marka farklı. Yaptıkları işlem aynı. Bakar mısınız, o kadar güzel yapıyor ki hani kuaföre gidip sürümü yaptırmış gibi. Biliyorsunuz kuaförler açıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında merak ediyorum. Gider misiniz kuaföre? Ben bir iki ay falan daha gitmem herhalde. Zaten yazın böyle bitimine doğru saçıma çok hafif balyajlar attırmak istiyorum. O zaman giderim ama şu anda dediğim gibi gitmeyi hiç düşünmüyorum. Saçım şimdi böyle ortadan ikiye ayırdım. Ve bunları da düzleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi saçım bitti. Ve gayet de yine de volümlü. Bu benim için çok önemli. Böyle az önceki gibi kabarık değil asla. Gayet düz ama dediğim gibi yine de volümlü. Şimdi çok hafif bir saç bakımı yağı uygulayacağım. Böyle son dokunuşlar. Evet ve bu. Bu kadar hızlı ve bu kadar pratik bir saç düzleştirme, kabarıklık giderme, artık ne demek isterseniz. Böyle yani bunu yapıyorum. Tabii düzleştirdiğim zamanlar da oluyor ama bunu aldığımdan beri kesinlikle düzleştirmiyorum. Hemen kapatalım da bunu. Patatesçi git ya.
Şu an bütün cam pencere açık. Çünkü çok sıcak. Çok sıcak. Evet, ne diyorum? Fiyat performans olarak değerlendirmem gerekirse bence kesinlikle fiyat performans ürünü. Yani ben çok memnunum. İyi ki, başta da söylediğim gibi, iyi ki daha fazla para verip başka bir markayı almamışım. Yani hiç gerek yokmuş. Bu Arzu'nunki de gayet güzel. Yani zaten sonuç ortada, siz de görüyorsunuz. Siz de kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Eğer aklınıza saç düzleştirici fırça almak varsa kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz. Yani fiyat olarak sizi zorlamayacak. Gayet uygun fiyatlı bir saç düzleştirici fırçası. Hem de dediğim gibi gerek yok ya o kadar para vermeye. Böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ay, patatesçi illa satacak o patatesleri. Bu arada bugün henüz sokağa çıkmak sınırlandırması yok. Yani dolayısıyla herkes şu an zaten marketlerde diye tahmin ediyorum. Yani bu patatesçinin bu ısrarı neden? Şurada video çekiyoruz değil mi? Neyse. Herkes ekmeğinde diyerek videoyu kapatıyorum ve çünkü yoksa sıcaktan bayılacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer aklınızda böyle bir fırça almak varsa gönül rahatlığıyla bu markayı tercih edebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Eminim siz de memnun kalacaksınızdır. Evet. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar gelirsiniz. Tekrar buluşuruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.